Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, Afşin'deyiz. Afşin müftümüz Mehmet Hocamızla birlikteyiz. Hocam, nasılsınız? Hamdolsun, başka sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Burada elhamdülillah inşaatını başlatmışsınız. Depremde işte yıkılan bu müessesenin. İnşallah biz de Avrupa Yardım Vakfı olarak buna ortak olacağız. Bununla alakalı biraz yıkımıyla alakalı şu anda neler yapılıyor, hedeflenenler ne? Bununla alakalı bir kısa bilgi verebilir misiniz? Evvela ben Avrupa Yardım Vakfı'na bu duyarlı davranışından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah bütün bağışçılardan ve emeğe geçenlerden razı olsun. Burası 6 Şubat 2023 tarihindeki ilk ve ikinci depremlerde ağır hasar alan bir yapımız. Üst tarafı cami olaraktan düşünülmüş ama alt tarafları sizin yardımlarınızla anaokulu ve üniversiteye, liseye hazırlanan çocuklar için ders çalışma etütleri, aynı zamanda da arka bölümde yapımını devam ettirdiğimiz anaokulunun annelerine göre düşünülmüş bir mekan. Burada 30'a yakın çocuğumuz liseye ve üniversiteye hazırlanacak. Onun yanında anneleri ders görmüş olacak. Burası depremde ağır hasar aldı ama ana kiriş ve kolonlarında zarar olmadığı için biz burayı hem camiye hem de eğitim kurumlarına kazandırmak istedik. Nisan ayında da karar verdik bu işe. Şu ana kadar sıva kısmı bitti. Alttan ısıtma sistemi, özellikle anaokulu bölümünün ve ofisin etüt salonlarının alttan ısıtma sistemleri yapıldı, şapları döküldü, pencerelerini yaptık. Sınıf tefrişatı ise Kayseri'deki bir firmadan satın alındı. Fiyatlar yükseldiği için yükselmesini beklemeden bir satın alımını yaptık. Orada şu anda bekliyor. Peki kaç kişi burada eğitim alacak? 20-20-40 tane depremzede yavrumuza anaokulu bölümünde bizler sınıf açacağız. Onların büyük bir oyun alanı var. Burası soğuk bir memleket. Soğuk memleket olduğu için oyun alanlarını ilk etapta içeriye düşündük. Daha sonra dış bahçe tefrişatı ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra da onlara dışarıda yine bir oyun imkanı sağlayacağız. İçeride kendilerine ait mutfakları olacak çocuklarımızın. Mutfakta beslenmeleri yapılacak. Aynı zamanda öğretici odası, 3'er tane, 3 erkek çocuklara, 3 de kız çocuklarımıza ait de onlara has ayarlanmış tuvaletleri ve abdesthaneleri olacak. Ara kısımda da yine yavrularımızın içeride çeşitli etkinlikler yapacakları, oyun oynayacakları mekanlar şark köşesi şekliyle dizayn etmiş olacağız inşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Biz tabii deprem zamanında biraz önce de söylediniz, karşıdaki binaların tamamı yıkılacak, bir kısmı zaten tamamı yıkılmış. Tüm depremzedelerimize, ülkemize tekrar geçmiş olsun diyoruz. Yani burada aslında şey zemindeydi, yani sağlam, yani deprem şeyin geçtiği zeminde değil mi hocam? Burası ikinci deprem, yani Elbistan merkezli depremin çok yakın bir mesafesi burası. Toplamda kuş uçuşu baktığınız zaman 10-15 kilometrelik bir mesafede, ama kendi Afşinimize ait de bir bölgede bu yarıklardan, deprem zararlarından görebilirsiniz. Ama içerisinde bulunduğumuz şu alan Afşinimizi etkileyen, belki de fay hattının geçtiği yer olaraktan düşünüyoruz. Camimizin kuzeydoğu kısmında bulunan binaların birçoğu yıkıldı ve yıkılacak. Yol boyunca görmüş olduğunuz Afşinbey Caddesi üzerindeki birçok yapımız yıkıldı depremde. Daha sonra ağır hasar olduğu için devletimiz tarafından yeniden dönüşüm yapılmak üzere yıkılıyor. Dolayısıyla hem can kaybı oldu hem mal kaybı olmuş oldu. Ama çok şükür devletimizin ve milletimizin katkılarıyla bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Depremde burada aslında ana kolonları kaldı ama duvarları yıkıldıydı değil mi hocam? Doğru. Buranın ana kolonları ve kirişleri ayakta kaldı. Ama geri kalan yapı tuğlalarıyla birlikte tamamen yıkıldı. Biz de sizlerden gelen destekle ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Elhamdülillah. İnşallah tamamen bitişini, açılışını da birlikte yapıp bu şeyi hizmete sunarız hocam. Allah razı olsun. Herkese çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.